Merhaba arkadaşlar. Bugün yazılım geliştirme ve kapasite konusu üzerine kısa bir sohbet edeceğiz. Başlık için baştan affınızı diliyorum. Birazcık böyle müşteri çeksin diye o şekilde yazdım. Aslında bu bir motivasyon videosu. Motivasyon deyince böyle aslında olmayan şeyler için gaza getirme gibi anlaşılabilir ama beni tanıyan arkadaşlar bilir ben realist konuşmaya çalışan biriyim. Elimden geldiğince gerçekleri konuşacağım. Videonun teması aslında herkesin bir şekilde yazılım yapabileceği şeklinde bir muhabbet olacak. Şu sıralar bayağı bir iş yoğunluğum var. Dolayısıyla çok sık video olayıyla uğraşamıyorum. Kusuruma bakmayın. Sorularınıza da cevap veremiyorum arkadaşlar. Zaman konusunda birazcık sıkıntıdayım. Nisan ayı gibi geleceğim yine Türkiye'ye. İzmir, İstanbul yapacağım. Bir etkinliklerimiz olacak. Sizle o sırada belki yüz yüze konuşuruz. Sorularınıza cevap bulmaya çalışırız. Şimdi video aslında size şu mesajı verecek. Evet, herkes yazılım yapabilir. Bu yazılım mesleğini küçümsemek, hafife almak ya da kolaya indirgemek şeklinde bir bakış açısı değil. Bu sadece yazılıma giriş anlamındaki o ilk emekleme dönemlerinin aslında dışarıdan göründüğü kadar bir kara kutu olmadığı, aslında bir şekilde her seviyede kişinin, her background'da kişinin bir şekilde yazılım yapabileceği ile ilgili sizlere fikir vermek şeklinde olacak. Yazılım deyince, şimdi yazılımcı deyince diyeyim daha doğrusu, kod yazan kişiler böyle birazcık işte karanlık odalarda karakterler akıyor, sayılar dökülüyor, koskoca ekranlar falan filan böyle şeyler, biraz daha böyle mistik, gizemli tipler. Yazılım yazıyor adam, böyle bir sanki uzayla konuşuyormuş gibi bir havalar falan filan. Gerçekten yazılım bu mu? Yazılım dediğimiz şey bu kadar kompleks, bu kadar karışık bir şey mi? Bu kadar sadece böyle genius, dahi insanların uğraştığı şeyler mi? Biraz bu soruları deşeceğiz bugün. Her şeyden önce yazılım nedir? Birazcık bundan konuşalım. İngilizcesi software. Yani Türkçe'ye çok güzel çevrilmiş bir kelime bana sorarsanız. Yazılım adı üzerinde yazılmış bir şey. Peki ne yazıyoruz? Ne için yazıyoruz? Şöyle bir örnekle yola çıkarsak. Birine bir iş yaptırmak istediğimiz zaman yaptıracağımız işler bir hayli fazla şeydeyse, ölçüdeyse ona listeler veririz. Yani al kardeşim bana şunları yap. Örnek veriyorum. Bir apartman görevlisine alışveriş listesi veriyoruz. İşte bilmem ne efendi bana şunları alıver gel diye eline bir liste veriyoruz. Yani birine bir iş yaptıracağız. O yapacağı işle ilgili detaylar o listenin içinde. Bir direktifler kümesi yani. Ne yazıyor listede? Deterjan al, işte muz al, şunu al, bunu al. Süt yoksa yoğurt al. Bilmem ne şu kadar pahalıysa şunu al falan filan tarzında. Böyle bazen koşullu şeylerinde olduğu bir listeyi veriyoruz. Benzer bir durumda bilgisayar programlama için geçerli aslında bakınca. Bilgisayar dediğimiz şey İngilizcesiyle computer, yani hesaplayıcı. Bizim hesaplama temelli işlerimizde bize yardımcı olacak bir yardımcı gibi. Yani iş yaptırabildiğimiz bir sağ kol, bir arkadaş, bir işçi, ne derseniz deyin. Yani bir iş yaptırabileceğimiz bir şey. Şimdi biz bu arkadaşa iş yaptırmak istediğimiz zaman da benzer şekilde ona bir işler listesi veriyoruz aslında. Bilgisayar programlama dediğimiz şey bu. Yani iş yapmasını istiyorum. Al kardeşim şunları yap diyorum. O da benim için yapıp bana bir sonuç döndürüyor. Böyle bir ilişkimiz var aramızda. Peki o kağıda yazdığım dil ne? Yani bilgisayarlar insanlar gibi konuştuğumuz şeyler değil. Onun anlayacağı farklı bir dil var. Programlama dili dediğimiz şey aslında bu. Yani bilgisayarın anlayacağı dilden ona bir şeyler anlatabildiğimiz bir dil. Peki programlama dilleri çok mu zor? Programlama dilleri çok mu gizemli, çok mu karmaşık, çok mu matematik gerektiriyor? Aldığım en çok sorulardan bir tanesi, abi işte benim matematiğim iyi değil, yazılım yapabilir miyim? Abi benim yaşım küçük, yapabilir miyim? Abi benim yaşım büyük, yapabilir miyim? Abi okuyamadık, yapabilir miyim? Yani işin içinde o bir matematik korkusu var. Bilgisayar adı üstünde bir şey sayacak ve ben onunla konuşmaya çalışacağım.
acaba matematik bilmezsem ayıp olur mu gibi senden. Böyle bir şey bakış açısı, matematiksiz olmaz bakış açısı gibi. Bu sorunun en kısa cevabı arkadaşlar, yazılım var, yazılım var, yazılım var. Yani yazılım dediğimiz şey o kadar büyük bir konsept ki, bugün bir otel yazılımı da yapabilirsiniz, bir uçuş simülasyonu da yapabilirsiniz, bir yapay zeka uygulaması da yapabilirsiniz. Birçok alanda yazılım yapabilirsiniz. Ben yazılımı bugün en temel haliyle konuşacağım. Şimdi programlama diline geri dönersek. Programlama dili dediğimiz şey arkadaşlar, bilgisayarın yazılım kafasında anlayabileceği dil. Bu diller çok mu kompleks? Soru işareti. Bilgisayarın ilk icat olduğu dönemlerde programlama dilleri arkadaşlar biraz daha insancıllıktan uzaktı, kabul. İlk işte makine dili, sonrasında assembly gibi diller biraz daha yabancı gelebiliyor bize. Baktığınız zaman çok daha fazla sayı görüyorsunuz. Biraz daha böyle işte register'larla, doğrudan işlemciyle vesaireyle konuştuğunuz yerler olduğu için onlar biraz daha kabul. Yani biraz kompleksliği vardı. Ama günümüzde artık modern programlama dilleri, yani yüksek seviyeli programlama dilleri, Java'sından tutun Python'u, işte PHP'si vesairesi gibi diller çok daha insancıl arkadaşlar. Çok daha insana yatkın, çok daha insanın anlayabildiği, çok daha insanın konuştuğu düzeyde diller. Belli yapısal formları var. Bu formları takip ederek bilgisayarla aslında konuşabiliyoruz. Peki bizi ürküten kısımlar neyden kaynaklanıyor? Bir bilgisayar programlama kitabı aldığımız zaman elimize işte ilk başta if komutu der, loop'lar, bilmem neler falan. Bize yabancı kelimeler var. Bu kelimeler aslında bilgisayara has yabancı kelimeler değil arkadaşlar. Bu kelimeler İngilizce. Yani büyük bir yanılgımız oluyor. Sanki böyle orada gördüğümüz keywordler, anahtar kelimeler bir uzaylı dilinden geliyormuşçasına bir düşüncemiz oluyor. Ama onlar İngilizce arkadaşlar. If dediğimiz şey eğer, yani işte eğer yoğurt yoksa süt aldaki eğer. Loop dediğimiz şey döngü. Şimdi dönen bir şey, yapı düşünün. Sürekli kendini yenilen bir yapı düşünün. Böyle böyle aslında onlar İngilizce. Yani programlama dili dediğimiz şey aslında ilk başta Amerikalılar tarafından büyük bir, şimdi işin icat boyutu biraz o taraflarda olduğu için İngilizce diliyle daha çok betimleniyor birçok şey, yapı içindeki işte anahtar kelimeler vesaireler. Önce bunu bir kafamızda oturtalım. Bize yabancı gelen kısımlar İngilizce olduğundan dolayı böyle geliyor. İkincisi, bunları Türkçe'ye çevirirken bazı kitaplarda, şeylerde birazcık karmaşık konseptler gibi tezahür edebiliyor. Bu ne demek? Değişken lafı mesela. İngilizcesiyle variable, Türkçesiyle değişken dediğimiz şey. Türkçe bir kelime, değişken değil mi? Çok. Ama okuduğunuz zaman işte değişkenler diye bir başlık var kitapta. Bunu ben nasıl yorumlayacağım? Yani değişken kelimesi Türkçe ama anlayamıyorum gibi düşünüyorsunuz bazen. Aslında çok basitinden değişken dediğimiz şey içinde veri tutan bir kutu. Çok net. Yani bir içinde veri koyduğunuz bir kutu gibi düşünün. İçine yaş verisi koyun mesela. Ne olur? Yaşın 18'den mesela küçükse ehliyet alamıyorsun. Büyükse alabiliyorsun ya. Öyle bir mesela bilgisayara bir direktif vereceksek, orada yaş verisini koyacağımız, yaş bilgisini koyacağımız kutuya biz değişken diyoruz. Peki değişken ne demek? Değişebilir demek. O yaş kutusuna ileride 40 koyarsanız 40 da koyabilirsiniz. Başka bir şey de koyabilirsiniz. Yani içindeki değişebilir. O yaş kutusu içine ne koyarsan onun değerini tutuyor gibisinden düşünebilirsiniz. Yani Türkçeleştirme ile ilgili de yanlış şeylerimiz olabilir. İlk başta ürkütücü kısımlar olabiliyor. Peki azamisi ne bunun? Yani işin içinde matematik var, kabul, ama herkes de kod yazabilir mi? Günlük işlerinizi görecek kadar matematik ve mantığınız varsa arkadaşlar, mantık dediğim şey birazdan açacağım hafifçe. Evet, herkes kod yazabilir, herkes yazılım yapabilir, herkes para kazanılacak düzeyde yazılım da yapabilir. Örneklerini vereceğim birazdan. Kendini götürebilecek düzeyde ne demek? Yani bir çok şey tabirle, bakkal hesabı yapabilecek kadar matematiğiniz varsa, yani ne bileyim 10 kere 10, 100, 100 kere 100, 10 bin. Bunları böyle tık tık hemen şey yapabiliyorsanız, toplama, çıkarma, bölme, bunları biraz kafada şey yapabiliyorsanız. Mantığımız çalışıyorsa, mantık ne demek? Lisede bunun dersi var gerçi, işte V'dir, V'ya'dır, bilmem nedir, hani böyle şeyler var ya, mantıksal şeyler. Kafanızı çok karıştırmak istemiyorum da.
Mesela annen sana dedi bakkaldan ekmek ve süt al. Ne yaparsın? Ekmek alırsın, bir tane de süt alırsın. Ekmek veya süt al derse, çok mantıklı değil ama ya ekmek alırsın, ya süt alırsın, ya da ikisini bir alırsın. Bunların hepsi bunu sağlıyor. Böyle böyle mantıksal temellerimiz de varsa, V'yi veya'yı falan biliyorsak, yani çok kompleks düşünmeyin. Bir şey V olur ya da veya olur. Ya ona git, ya ona gel. Ya onunla ona git, yani birlikte git ya da ikisinden birine git gibisinden. Böyle mantıksal şeylerimiz birazcık normal çalışıyorsa çok basit düzlemde yazılımlar yazabiliyoruz. Örnek vereceğim. Bir otel uygulaması ya da bir biletleme uygulaması yazacaksın. Müşteri girecek. Giren müşteri veri tabanına kaydedeceksin. Müşterileri sorgulayacaksın. İşte müşteri sileceksin, müşteri düzenleyeceksin, odaları düzenleyeceksin falan filan. Böyle bir uygulama yaparsın. Gidip otellere satarsın. Paranı da kazanırsın. Bunlar için trigonometri bilmen gerekmiyor. Bunlar için soyut matematik, abstrak konular, otomato teorisi bilmem ne gerekmiyor. Peki bu şekilde biz yazılım yapıyorsak, yapabiliyorsak diğer matematiksel konuları öğrenmeyelim mi? Hayır. Bu videodaki en büyük korkum yanlış anlaşılmak aslında bu anlamda. Bir şekilde imkanın olmadıysa, okuyamadıysan, henüz o konulara gelmediysen, henüz öyle bir imkan olmadıysa diğer yönden yoluna devam edebilirsin diyorum sana. Gerçek anlamda yazılımdan büyük katma değerli işlerin üretildiği konularda çok ciddi matematikler gerekiyor arkadaşlar. İki arada bir konu. Matematiğin çok iyiyse çok güzel işler yapabiliyorsun. Çok güzel paralar kazanabilirsin. Matematiğin iyi değilse kapasite orta. Allah vermemiş. Yapacak bir şey yok. Okuyamadın. Yaşın çok küçük. Yaşın çok büyük. Öyle oldu böyle oldu. Yine de kod yazabilirsin. Örnek veriyorum. Mesela bir uçuş simülasyonu. Microsoft bu sene 2020 yılında çok mükemmel bir ürün çıkartıyor. Bakarsınız belki Microsoft Simulator, We Fly Simulator 2020 şeklinde. Mesela orada trigonometri bilmeden bir şekilde o dinamikleri, grafik programlarının temellerini bilmeden optimizasyonlar yapamazsın. Yani çok şey tabirle konuşacağım. İşte matematiğin temellerini çok iyi bilmeyen, o ilk kalkülüsü çok iyi oturtamamış kişiler böyle alanlarda çalışamaz mesela. Bunları da aklınızın bir köşesinde tutun. Bilgisayar dediğimiz ana şey, mesela ilk computer science, o bilgisayarın ilk çalışma prensiplerindeki transistörler düzeyine de çok inmek istemiyorum ama orada bir otomata teorisini bilmeden o düzlemlerde işler yapamazsınız. Yani bunları da kafanızda oturtun. Ne kadar çok derine inebilirseniz yazılımdan o kadar büyük katma değerli işler çıkarabilirsiniz. Yani çip üretmek dediğimiz şey bugün mesela Türkiye'de doğru düzgün çip üretilemiyor. Ya da computer science ile ilgili Türkiye'nin herhangi üretebildiği bir programlama dili yok baktığınız zaman. Böyle böyle konularda çalışacak kişilerin gerçekten akademikte çok güçlü, çok sağlam altyapılarının olması gerekiyor arkadaşlar. Öte yandan da bunları yapamadık. Bir şekilde kader bizi bu yola getirmedi. Diğer taraftan da yazılım yapabilirsiniz. Yazılımı kafanızda iyi oturtun. Yazılım dediğimiz şey bilgisayara iş yaptırma sanatı. Bu çok mükemmel olmak zorunda da değil. Yani şey baktığınız zaman bir şekilde ortaya ürün koyma amacımız varsa en üst düzeyde ürün de yapmayacak olabilirsiniz. Ortalama dönüm yapabilirsiniz. Bir şekilde günü kurtaracak ürünler de yapabilirsiniz. Bu olaya böyle bakmanız lazım. En temel düzlemde yazılım yazmak için dahi olmanıza gerek yok. Son olarak şöyle bir konudan da bahsedeyim. Eğitim materyallerinde bazı, bana sorarsanız, pedagojik sorunlar var. Ne mesela? Şöyle bir örnek vereyim size. Programlama öğrenmek için bir kitap alıyorsun, açıyorsun sayfaları, değişkenler, if komutu, bilmem ne, ıvır zıvır. Egzersizler kısmına geliyorsun, şöyle bir soru soruyor adam. İşte iki tane sayının asal çarpanlarını bulan sayıyı yazın. Programı yazın diyor. Ya adam asal sayıyı bilmeyebilir. Asal çarpan kavramını bilmeyebilir. İşte şey sorular var. EBOB, EKOK soruları var. OKEK, MOKEK öyle şeyler. Onları soruyorlar falan. Ya da işte böyle mükemmel sayı soruları, bilmem ne soruları. Bakın bunları bilmek önemli. Bunları bilirseniz zaten yazılımda öyle ilerleyebiliyorsunuz. Ama asal sayılara bir şekilde bölemiyorsan şeyi illa yazılım yapamayacaksın gibi de bir algı yok arkadaşım. Yani öyle şey bakmayın durumlara.
İlla içinde böyle kompleks aritmetik işlemler yapmanız gerekmiyor yazılımların. Bunları kafanızda iyi oturtun. Gerçekten hesaplama düzleminde neye ihtiyacınız olacak yazılımda? Bir otel yazılımı yapacaksınız. Ben otel yazılımlarını böyle hafife alıyormuşum gibi oldu ama yanlış anlaşılmasın. Çok temel bir yazılım yapacaksınız. Bir biletleme yazılımı yapacaksınız mesela. Ona göre düşünün. Bir basit veri tabanı işlemleriyle falan gününüzü kurtarabilirsiniz. Gün kurtarma kelimesi burada birazcık riskli oldu ama şöyle bakacaksın. Çözünürlüğü şu. Yani ben istiyorsam yazılım yapabilirim. Böyle bir hobim olmasını istiyorsam, çok ilgi duyuyorsam, bu işten para da kazanabilirim. Matematik dahisi olmam gerekmiyor. Kendi koşullarım çerçevesinde yazılım yapıp bu dünyaya girebilirim. Öyle bir dünyaya gidiyoruz ki arkadaşlar, Amerika'da, Avrupa'da falan ben bunların örneklerini çok gördüm. Mesleğe yazılımcı olmayan insanlar da kod yazıyor artık. Yani bir ekonomist mesela Excel makroyla acayip şeyler yapıyor adamlar. Endüstri mühendisleri kendi kullandığı tool'ların içindeki script dilleriyle kodlar yazıyor. Yazılımlaşan bir dünyaya gidiyoruz. Yani öyle bir nokta ki artık bizi hayat da biraz yazılıma zorluyor gibi bir durum oldu. Dolayısıyla ne kadar erken temellerinizi atarsanız ileride o kadar faydasını görürsünüz. Bunun bilincinde olun. Kanaldaki videoları izleyin arkadaşlar. Kafanızdaki birçok sorunun cevabı kanaldaki videolarda var. Nereden başlanır, yaş konusudur, odur, budur. Hepsini uzun uzun anlatıyorum. Programlama dilleriyle ilgili falan da şey yapıyorum. Hepsini izleyin. Kanaldaki özellikle diplomasız yazılımcı olmak videosu sizin için önemli. Ona da bir bakarsınız. Yeni gelen arkadaşlar için söylemiş olayım. İnşallah başarılı olursunuz. Üretin, çalışın. Çalıştıktan sonra yaparsınız arkadaşlar. Bir tek kaynağa da bağlı mı kalmayın. İnternet gibi bilgi çağında her düzeyde herkese hitap eden birçok kaynak bulunabiliyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize başarılar diliyorum.